Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın ismi New York. Hemen kitabımızın bu bölümünün başlığı The Statue of Liberty, Özgürlük Heykeli. Hemen sayfayı büyütüyoruz arkadaşlar. Buradan başlayalım. Büyütebilirsek. Tamam. The Statue of Liberty, Özgürlük Heykeli, is one of the most famous sites in the world. Dünyada tanınmış en ünlü olan yerlerden bir tanesidir. Ne? Statue of Liberty. Arkadaşlar, liberty kelimesi özgürlük anlamında, yani bağımsızlık anlamında. Statue heykel anlamında arkadaşlar. One of the most famous sites. Sites böyle yer demek, yani manzara demek. Yani dünyada tanınmış en ünlü yerlerden, en ünlü manzaralardan bir tanesidir. Yani gezilmesi gereken yer, site anlamında arkadaşlar. Buradan devam edelim. The statue was not made in the United States. Bu bir pasif cümle arkadaşlar ve past, yani geçmiş. Ne demek istiyor burada? Şunu demek istiyor. Diyor ki heykel Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yapılmadı. Yapılmadı. Evet. It was a gift from the people of France in 1884. Yani 1884 yılında Fransızlar tarafından verilen bir hediyeydi. Sunulan bir hediyeydi. Ne hediyeydi arkadaşlar? Statue. Yani heykel. Bir daha üzerinden geçelim arkadaşlar. It was a gift. O bir hediyeydi. From the people of France. Yani Fransızlar tarafından. In 1884. 1884 yılında. O zaman cümleyi tam olarak yani çevirdiğimizde 1884 yılında Fransızlar tarafından verilen bir hediyeydi anlamında. At first, ilk başta the statue stood in Paris. Yani bu heykel Paris'teydi. It was brought to the United States in the pieces. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne parçalar halinde getirildi. Bakın, it was broken. Yine pasif bir cümle. It was broken, yani getirildi in the United States, Amerika Birleşik Devletleri'ne, parçalar halinde. But the city needed a lot of money to put the statue up on Bowdoin Island. Fakat New York şehri bu heykelin Bowdoin Island'da dikilmesi için çok fazla paraya ihtiyaç vardı New York şehrinin. Evet. Yani bu heykelin, tam olarak çevirdiğimiz arkadaşlar, bu heykelin Bowdoin Island'a, yani Bowdoin Adası'na yerleştirilmesi için çok fazla paraya ihtiyaç vardı. For 2 years the statue stayed in 220 boxes. Yani 2 yıl bu heykel 220 kutu içerisinde yattı. Hani parçalar haline getirildi ya. Evet, ondan dolayı para olmadığı için yattı arkadaşlar. The statue was the first site of New York for many immigrants. Özellikle yani bu heykel New York'a gelen, yani New York'a göç eden insanların diyor ilk bakışta diyor gördükleri ilk manzaradır. The look in her eyes was a promise of new start in a new world. Yani bu göç eden New York'a, Amerika'ya göç edenlerin gözünde bu heykel yani kendilerinin yani yeni bir başlangıca, yeni bir dünyaya geldiğinin sözüdür anlamında arkadaşlar. About the lady. Yani kadın hakkında. Yani mesela bu özgürlük heykeli kadına benziyor ama hani bu kadının mesela ne olduğunu mesela burada vermeye çalışıyor. Here are some facts about the famous lady. Yani ünlü olan bu kadın hakkında bazı gerçekler anlamında. Burada ne yapıyor? The statue was by maid. Yani by, özür dilerim, maid yok burada. The statue was by Frederick Augusto Bortoldi. Yani bu heykel Frederick Augusto Bortoldi tarafından yapılmıştır. He copied his mother's face. Annesinin yüzünü kopyalamıştır. Gustav Eiffel, yani bu Gustav Eiffel adında bir kişi de helped to build the statue, yani bu heykelin inşa edilmesine yardımcı olmuştur. He later built Paris Eiffel Tower ve daha sonrasında bu adam Paris'teki Eiffel Tower'ı inşa etmiştir. The statue is 305 feet, yani 305 metre uzun, feet uzunluğun, yani uzunluğunda daha doğrusu çevirdiğimizde metreyi 93 metre yüksekliğinde. There are 354 steps from the bottom of the statue to the crown. Yani heykelin hem ayaklarından tacına kadar 354 basamakla ulaşılmaktadır arkadaşlar. Burada visitors can look out from the bottom of the statue. Visitors can look out from the bottom of the statue and from the crown. Yani insanlar burada iki yerden mesela çevrelerine bakabiliyorlar. Hem heykelin altında, yani heykelin ayaklarının oradan mesela çevresine bakabiliyor. Hem de aynı zamanda taçta, yani heykelin sahip olduğu taça kadar çıkabiliyorlar. Oradan da çevresine bakabiliyorlar. They cannot go up
the arm to the statue's highest point. Bu özgürlük heykeline tutmuş olduğu meşaleye, yani el tarafından gidemiyorlar. Sadece taç kısmına çıkabiliyor ziyaretçiler arkadaşlar. The seven points on the statue's crown are for the seven seas. Yani bu heykelin kafasında bulunan tacın 7 tane penceresi varmış arkadaşlar. Bakın, seven points on the statue's crown. Yani 7 nokta varmış. Bunlar her biri yani 7 denizi işaret etmektedir arkadaşlar. There's a museum at the bottom of the statue. Heykelin hemen altında arkadaşlar büyük bir müze, bir müze varmış. The name of the Bodas Island was changed to Liberty Island. Bu arada mesela bu heykelin inşa edildiği Bodas Island, yani Bodas Adası'nın ismi Liberty Adası, yani bağımsızlık adası, özgürlük adası olarak değiştirilmiştir. Değerli arkadaşlar, buradan diğer sayfaya geçiyorum. Burada heykeli görüyorsunuz. Yani insanlar şu kısma çıkabiliyor. Burada mesela etrafına bakabiliyorlar. Yani heykelin altından, şuradan ya da belki de şuradan yukarıya çıkmak, buraya çıkmak 354 basamak çıkmayı gerektiriyor. Şu kısma çıkamıyorlar arkadaşlar. Yani şu kısma bir çıkış yok. Evet. Buradan görüyorsunuz. Bakın, insanlar buradan çevresine bakabiliyorlar. Şu alt kısımda da büyük bir müze var arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer sayfaya geçtim. Şu kısma. Burada da Ellis Island var. Ellis Island önemli bir ada arkadaşlar. Hemen buradan çevirmeye çalışalım. Before they could begin their new life, yani insanlar diyor bu Amerika'da yeni hayatına başlamadan önce, immigrants to New York had to stop on Ellis Island. Yani Amerika'ya, yani New York'a göç eden insanlar, New York'a göç eden insanlar, yani yeni hayatına başlamadan önce ne yaparlar? Ellis Adası'nda durarlar. Ellis Adası'nda durarlar. Yani Ellis Adası onların durdukları ilk nokta. Between 1892, yani 1892 yılı ile 1954 yılları arasında, this place was a gateway to the United States for almost 17 million new Americans. Yani 1892 ile 1954 yılları arasında bu yer, yani bu ada Amerika'ya gelen 17 milyon insanın, yani yeni Amerika'nın geçtiği kapıdır. Buradan devam edelim arkadaşlar. Ellis Island didn't just welcome new Americans. Yani Ellis Adası Amerika'ya yeni gelen Amerikalılara sadece yani merhaba, yani hoş geldiniz demiyor. The officers there also decided who couldn't come into the United States. Aynı zamanda mesela burada bulunan görevliler, the officers there also decided yani karar verirler. Who couldn't come into the United States. Yani Amerika'ya girmemesi gereken insanları da bu adada tespit ederler. New immigrants stood at last on American land. New immigrants, yani yeni gelen mesela göçmenler, yani en azından mesela Amerikan adasına çıkarlar arkadaşlar. Orada durarlar. But the big question was this. Fakat burada sorulması gereken en önemli soru şudur ki, could they stay? Bunlar kalabilirler mi? Yani Amerika'da kalabilirler mi? Yani demek ki bu Ellis Adası arkadaşlar, Amerika'ya göç eden insanların durdurulduğu ilk yer, bir kapı. Burada insanları kontrol ediyorlar. Kimin kalıp kimin kalmayacağına karar veriyorlar. Burada önemli olan soru, could they stay? Yani kalabilirler mi anlamında bir soru soruyor. Most people took between 2 and 5 hours to pass through Ellis Island. Yani birçok insan 4-5 saat içerisinde Amerika'ya giriş vizesini bu adadan alıyor. In the stations, early years immigrants had to complete this test. Yani bu istasyonun, yani Ellis Adası'ndaki bulunan bu istasyonun ilk yıllarında buraya göç eden göçmenler şu testlerden geçmek zorundaydı. Bakalım arkadaşlar. First, they answered 29 questions. Yani ilk başta 29 tane soruya cevap vermeleri gerekir. Mesela, how old were they? Yani kaç yaşlarındalar? What job did they do in their old country? Yani geldikleri ülkede mesela hangi işle meşgul olduklarını söylemesi gerekiyordu. Were they married? Evliler mi? Could they read, okuma yazma biliyorlar mı? Bu gibi mesela 29 tane soruya cevap vermeleri gerekiyormuş. Then immigrants were sent to the second floor of the building. Sonra buraya göç eden bu göçmenler bu testi geçtikten sonra
adanın ikinci katına giriyorlarmış. Yani adada bulunan tesisin ikinci katına giriyorlarmış. This was the second test. Bu da ikinci bir testmiş. Doctors watched people as they walked up the stairs. Yani insanlar düz bir şekilde giderken doktorlar onları gözlemliyormuş. If they were not healthy, eğer sağlıklı değillerse they had to have more tests. Daha fazla teste tabi olmak zorundalar. Very sick people were sent back home. Çok sağlıklı olmayan, hasta olan insanlar evlerine geri gönderiliyormuş arkadaşlar. Ülkelerine geri gönderiliyorlarmış. Americans were then asked the same 29 questions again. Yine aynı şekilde mesela bu insanlara, yani teste geçen insanlara yine bu 29 tane soru tekrar soruluyormuş. Were they answered the same as the first time? Yani verdikleri cevaplarla aynı şekilde tutarlılar mı? Yani tutarlılık var mı bu ilk cevaplar arasında? Onun testi yapılıyormuş. Sonrasında after this last test ve en sonunda yapılan bu testle birlikte immigrants were free to go to the country, yani göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye hak kazanıyorlar ve özgür bir şekilde giriyorlar. Information was kept about everyone. Bu insanlar arasında, yani bu testler yapılırken elde edilen bilgiler arkadaşlar yani korunuyormuş. Often immigrants changed their names. Özellikle mesela göçmenler isimlerini sık sık değiştirirlermiş. Wanting to make them more American. Yani özellikle kendilerini daha fazla mesela Amerika'da hissetmek için they could change money for United States dollars. Özellikle paralarını Amerika Birleşik Devletleri dolarına çevirirlermiş. Then they could begin their new life. Sonrasından da arkadaşlar Amerika'daki yeni hayatlarına başlarlarmış. Some booked a train ticket all the way to California. Bazıları mesela Kaliforniya'ya ulaşabilmek için trenle hareket edermiş. Others decided to take the ferry. Bazıları da mesela and make New York their home. Özellikle New York'u kendi evleri olarak görebilmek için bazıları da ne yaparlar arkadaşlar? Yani feriye, yani vapura binerler. Yani adadan ayrılabilmek için. In this big busy city they could find jobs. Yani bu büyük şehirde bu adamlar hepsi iş bulabildi. But life was not always easy. Fakat hayat her zaman olduğu gibi kolay değil. Özür dilerim. Many people in the city. Yani şehirdeki birçok insan. Şu sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Were very poor. Çok fakirler. Many immigrants could only live in cheap. Yani birçok göçmen çok zor şartlarda, ucuz şartlarda mesela hayatlarını sürdürmek zorunda kalmışlar. Dark dirty buildings, yani ucuz, kötü koşullarda bulunan kötü yani binalarda hayatlarını sürdürmüşler. This tenements were too hot in the summer and too cold in the winter. Bu tenements kelimesini anlayamadım arkadaşlar. Özür dilerim. These tenements were too hot in the summer. Yani yazları çok fazla sıcakmış ve kışlarda çok fazla soğukmuş arkadaşlar. Evet. Şurada bir anekdot var. Ona bakalım arkadaşlar. Money talks. Yani paranın sözü geçer anlamında. Ellis Island was not always fair in the early years. Yani bu Ellis Adası'nda bulunan bu test odası, yani testlerin uygulandığı yer, yani kurulduğu ilk yıllarda çok fazla adil değilmiş arkadaşlar. Yani fair, adil olmak. For some immigrants, özellikle bazı göçmenler için their first day in the United States, took them an important lesson about money. Yani bu bazı göçmenler için özellikle Amerika'da bulundukları ilk dönemde paranın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir dersmiş. Yani bu Ellis Adası arkadaşlar. Bakalım nasıl? Most immigrants arrived by boat. Bazı mesela birçok göçmen, Amerika'ya gelmek isteyen göçmen gemilerle geliyor, botlarla geliyorlar Amerika'ya arkadaşlar. On some boats, first and second class passengers were checked and let into the city. Yani bu botlarda bulunan mesela bazı bölümler var. Yani first class, ondan sonra second class. Özellikle first class'ta olanlar were checked and let into the city. Yani hemen kontrol edilip şehre, New York şehrine bırakırlarmış. The other passengers had to go to the Ellis Island. Yani diğer mesela ikinci, yani second class'ta ikinci sınıf olan gemi yolcuları ise Ellis Adası'na gönderirlermiş. Orada kontrol edilmek amacıyla. Sometimes Ellis Island workers
took money from immigrants, bazen el iş adasında çalışan işçiler göçmenlerden para alırlarmış. When immigrants bought American dollars, they didn't always get a fair price. Özellikle adada bu göçmenler Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ayak basmak için, yani hak kazandıklarında paralarıyla, bir kısım paralarıyla dolar alırlarmış. Bakın, dolar alırlarmış. Fakat they didn't always get a fair price. Bu çevirmede, yani kendi paralarını dolara çevirirken haksızlık yapılmış. Tam olarak mesela dolar karşılığı verilmemiştir kendilerine. The train sometimes had high price for tickets only for people from Ellis Islands. Bazen de mesela bu özellikle Ellis Island adasından çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ilk kez adım atmış. Yani bu insanların satın almak istedikleri tren biletlerinin fiyatları özellikle bu Ellis adasından çıkanlara çok pahalıya satılmış arkadaşlar. Pahalıya satılmış, haksız bir rekabet çıkmış ortaya. Fakat in 1901 yılında President Theodore Roosevelt learned about the problems, yani Ellis adasında yaşanan bu problemleri öğrenmiş. After that things become better, ve sonrasında önlemler alarak yani durumun daha iyiye gitmesini sağlamıştır. Şu kısmı da bitirirsek videomuzu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada biraz üşüttüm yine. After Ellis Island closed, yani Ellis Adası kapandıktan sonra the building were empty for years. Bu bölgede bulunan mesela binalar uzun yıllar boş kaldı arkadaşlar. But in 1990 yılında they were opened as a museum. Bir müze olarak açıldı bu bölgedeki yani binalar. Tourists can take the same ferry to Liberty Island and to Ellis Island. Turistler mesela o dönemde kullanılan, yani o dönemdeki gibi vapurlara binerek Özgürlük Adası'na ve Ellis Adası'na arkadaşlar gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. The Museum at Ellis Island, özellikle Ellis Adası'na bulunan müze, really tells the story of the people of the United States. Amerika'da yaşayan insanların nasıl göç ederek bu bölgeye geldikleri konusunda yani gerçekten bilgi veriyor. Many Americans come here too. Birçok Amerikalı da geliyor aslında, aynı zamanda sadece yani turistler değil, Amerikalılar da geliyor. Often they want to learn more about their family history. Özellikle ailesinin geçmişi hakkında bilgi almak isteyen insanlar sık sık buraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar bu müzeyi arkadaşlar. More and more of Ellis Island's old information is on computer now. Sık sık özellikle yani her geçen gün daha fazla özellikle Ellis Adası'nda elde edilen bu informasyon, bu bilgi özellikle bilgisayara aktarılmış durumda. People can easily see how their relatives answer the questions. Yani özellikle akrabalarının, yani insanlar akrabalarının Ellis Adası'nda mesela bu insanları kabul edilirken uygulanan testlerde sorulan sorulara ne tür şekilde cevap verdiklerini öğrenmeye çalışabiliyorlar. They can find out what their relatives brought with them for their new life to United States. Özellikle insanlar akrabalarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girerken yanlarında getirmiş olduğu yiyeceklerin, eşyaların neler olduğu konusunda ilk elden bilgi alabiliyorlar. Bu yönden ilginç bir ada arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, evet, bir sonraki bölümümüz The People of the New York, New York, yani New York'un insanlarıyla alakalı olacaktır. Bu videomuza burada son veriyoruz. Bu videomuzda neyi öğrendik? Ellis Adası'nı öğrendik. Liberty heykelinin, yani bağımsızlık heykelinin, özgürlük heykelinin hakkında biraz bilgi aldık arkadaşlar. Sonuçta bu bir hikaye kitabı arkadaşlar. Bu hikaye kitabında bir şehir tanıtılıyor. Hikaye kitabımızın derecesi level 3, yani level 3. O nedenle belki biraz zor olabiliyor. Bazen mesela pasif cümleler geçebiliyor. Siz belki yani gramer bilginiz eksikse bunu anlamamanız normaldir. Ama güzel bir hikaye. Sevdim ben de. Tarihsel bilgi veriyor. Tabii benim hedefim burada mesela size gramer dersi vermek değil, kelime bilgisi dersi vermek değil. Sadece ben okuyorum, anlamlandırıyorum. Sen de oku, sen de anlamlandır. Benim anlamlandırdığımla senin anlamlandırdığın arasında yani pek fazla fark yoksa artık İngilizce, yani o cümleye iyi bir anlamlandırma katmışsın, anlamışsın demektir. Ya da o kelimeleri anlamlandırabilmişsin demektir. Bu da önemli bir aşamadır. Yani görüyorsun, ezberlemeye çalıştığın kelimeler bugün karşımıza çıkıyor. Bu kelimeleri cümle içerisinde burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bu aynı şekilde mesela yazarak da çalıştığınız zaman size daha fazla katkı sağlayacaktır. Yazmayı da öğreneceksiniz. Yani dikte yapacaksınız. O da güzel bir etkinlik. Ama ben mesela burada sadece yani okuyorum, anlamlandırıyorum.
en önemli etkinliklerden biri olarak bunu görüyorum ben arkadaşlar. Elimden gelen de bu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen videolarımızı yararlı görüyorsanız paylaşınız. Aynı şekilde mesela oyna kanalımızda yani Almanca hikaye kitapları da var. Onları da okuyorum. Onları da mesela Türkçe anlamlandırıyorum. Almanca öğrenen arkadaşlara da lütfen paylaşımını sağlayın. Yani bu iki dili bildik mi zaten yani dünyada önemli bir yere geleceğiz zaten. Göreceksiniz arkadaşlar. İyi günler.